Herkese merhabalar. Tonguç Akademide birlikteyiz gençler. Yeni konumuza başlıyoruz. Yeni konumuz canlıların ortak özellikleri tüm ortak özellikleri tek bir videoda anlatacağım size. Ama öncelikli olarak takvimimizi göstermek istiyorum. Canlıların ortak özellikleriyle bu ayı tamamlıyoruz. Aslında ayı tamamlıyoruz derken konu anlatımı bakımından tamamlıyoruz demek istedim. Birinci dönem birinci yazılı kampı önümüzdeki hafta sizleri bekliyor gençler. Birinci dönem birinci yazılıya hazırlık yapacağız hep birlikte sadece biyoloji adına konuşmuyorum. Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, matematik, Türk dili ve edebiyatı hazırlık videoları da olacak. Yazılıya girmeden önce mutlaka bu kampı takip edin. Çok güzel sorular hazırladık. Bire bir provalara uygun sorular seçtik diyeyim. Hazırsanız yaslanın arkanıza ders başlıyor. Şimdi öncelikli olarak öğrenme çıktılarımızdan biraz bahsedelim gençler. Canlıların ortak özelliklerinden bahsedeceğiz. Tabii ki bilimsel olarak canlıları gözleyebilmemiz gerekiyor. Canlıların hangi özellikleri birbirine benziyor? Hangi özelliklerinde farklılıklar var? Bunları gözlemlemek, bunların süresini sıklığını artmak, arttırmak, etrafımızdaki canlıların farkına varmak tabii ki öğrenme çıktılarımızın arasında yer alacak. Şurası önemli. Canlı ların ortak özelliklerini verdikten sonra virüsler için diyeceğiz ki canlıya benzer özellikleri de var, cansıza benzer özellikleri de var. O yüzden bunlar biyolojik varlıktır. Ne canlılar ne cansızlar iki taraf arasında kalmışlar diyeceğiz virüslerle ilgili unutma. Anahtar kelimelerimize de geçecek olursak canlı cansız kavramı tabii ki çok sık karşımıza çıkacak. Canlıların ortak özelliklerinden hücresel yapı, eski ismiyle solunum, enerji üretme, beslenme, homeostazi, adaptasyon boşaltım, üreme, organizasyon yine ortak özelliklerimizdir. Gençler sık sık kullanacağımız kelimeler olacak. Şöyle bir baktığımız zaman ortak özelliklerin hepsinden birazcık birazcık bahsedelim. Detaylara girmeye başlayacağım. Hücresel yapı bakımından canlıları kendi içerisinde ikiye ayıracağız. En uzun bunu anlatacağım. Çünkü hücresel yapı daha sonraki ünitelerde de daha sonraki yıllarda da tekrar tekrar karşımıza çıkacak. Beslenme bakımından canlıları gruplandıracağız. Eski ismiyle solunum, yeni ismiyle enerji üretme ve tüketme de canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi olacak. Boşaltımdan bahsedeceğiz. Varyasyon adaptasyondan, uyarılara tepkiden bahsedeceğiz. Homeostasi, metabolizma, organizasyon, üreme, büyüme, gelişmeden Tabii ki bahsedeceğiz. Bugünkü dersimizde dediğim gibi tüm özellikleri tek bir videoda anlatacağım. En uzun uzun da hücresel yapıdan bahsedeceğim. Hücre dediğimiz zaman canlının en küçük temel işlevsel yapı birimlerine hücre ismini veriyorduk. Canlıların bazıları tek hücrelidir bazıları çok hücrelidir. Yani hücre sayısı bakımından da canlıları gruplandırabilmemiz mümkün. Hücresel yapı bakımından da canlıları kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız, bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var. Prokaryot ve ökaryotun ortak olarak bulundurdukları var, bir de birbirlerinden farklı özellikleri var. Kahverengi kalemle çizmeye başlıyorum. Şu prokaryot hücremiz olsun, bu da ökaryot hücremiz olsun. Prokaryot ve ökaryotlarda ortak olanlardan birincisi DNA'dır. Prokaryotların DNA'sı çift zincirli halkasal bir yapıda, ökaryotların DNA'sı ise çift zincirli ama helix yani iki ucu birbirine bağlı değil gençler o zaman DNA ortaktır diye yapıştırdım. Bunun haricinde diğer nükleik asidimiz neydi? RNA'ydı. RNA da tüm canlılarda ortak olarak bulunur. Hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda olunacak. Ribozom Mada baktığımız zaman hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortak olarak bulunduğunu görüyoruz gençler. Çoğaltacak olursak tabii ki hücre zarı bulundurmak ve sitoplazma bulundurmak da prokaryot ve ökaryotlarda ortaktır diyebiliriz. Ya hocam bunların birbirinden farkı ne? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Yani ökaryotlara çekirdekli hücreler diyebiliyoruz endoplazmik retikulum gibi, golgi gibi, ne bileyim koful gibi, mitokondri gibi ki 9. sınıfta öğreneceğiz bu organelleri. Zarlı organeller ökaryotlarda bulunurken prokaryotlarda zarlı hiçbir şey bulunmaz gençler. Yine 9. sınıfta alemleri öğreneceğiz. Diyeceğiz ki bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryottur. Ökaryotlar daha gelişmiş hücre yapısına sahip canlılardır. Unutma, birincisi toparlıyorum. Hücre sayısı bakımından gruplandırabilirim. Tek hücreli canlılarımız da var, çok hücreli canlılarımız da var. Bir de hücre yapısı bakımından gruplandırabilirim prokaryotlar ve ökaryotlar olmak üzere bakteri ve arkeler prokaryot, protist, bitki, mantar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryottur. Temel fark ökaryotlarda zarlı organeller çekirdek bulunurken prokaryotlarda zarlı hiçbir şey yok daha basit yapılıdırlar diyeyim. Hemen devam ediyorum. Neyle? Beslenmeyle. Beslenme şekillerine göre canlıları kendi içerisinde gruplandırabiliriz. Kendi besinini kendi üreten canlılara ototrof canlılar, üretici canlılar ismini vereceğiz. Bunlar ne yapacaklar? İnorganik maddelerden organik madde sentezi gerçekleştirecekler gençler. Üretici canlılar da bu işi iki yolla yapabiliyorlar ya ışık enerjisini kullanıyorlar inorganik maddeleri organik maddeye çevirirken fotosentez yapıyorlar diyoruz. Ya da kimyasal enerjiyi kullanıyorlar onlara da kemosentez yapıyorlar diyoruz veya fotoototrof kemoototrof olarak gruplandırabiliyoruz. Üretici ne demekmiş? Ototrof demekmiş. Kendi besini kendi üreten demekmiş. İnorganik maddelerden organik madde sentezleyecekler. Işık enerjisini kullananlar fototrof, fotosentez yapıyor. Kimyasal enerjiyi kullananlar kemototrof, kemosentez yapıyor. Tüketici canlılar dediğimiz zaman besinlerini doğadan hazır olarak alıyorlar. Yani heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılardan bahsediyoruz. Mesela bizler hayvanlar alemindeki canlılar heterotrof beslenme özelliğine sahip. Ben bir karbondioksit çekeyim, suyu da alayım, ışığın altına yatayım, fotosentez yapıp kendi besinimi kendim üreteyim diyemiyoruz. Ya bitkileri ya hayvanları tüketerek besin ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Hem ototrof hem de heterotrof çok nadiren doğada gördüğümüz canlılar var. Buna da en güzel örnek olarak Öglena'yı verebileceğiz. Kendisi tek hücreli bir canlıdır. Kamçısıyla hareket eder. protist alemine dahil. Kloroplastları var gayet fotosentez yaparak kendi besini kendi üretebiliyor. Ee, ama işine geldiği zaman besin ihtiyacını dışarıdan da karşılayabiliyor gençler. Aslında beslenmekteki amacımız ne? Enerji üretmektir. Enerji üretebilmek için besinlerimizi oksijenli veya oksijensiz ortamda yakıp parçalamamız gerekiyor. Biraz açalım yine. Üretici ototroflar dediğimiz zaman kendi besini kendi üretenlere ototrof dedik. İnorganik maddeden organik madde sentezlerken ışık enerjisini kullananlara fotoototrof, yaptığı işlere fotosentez kimyasal enerjiyi kullananlara kemototrof, yaptığı işe de kemosentez ismini verdik. Fotoototroflara yani fotosentez yapanlara ilk örnek olarak kim gelir aklına? Bitkiler gelir tabii ki. Algler de yine fotosentez yapan canlılara örnektir. Kemoototroflar ise bazı bakteriler ve bazı arkelerdir diyeyim. Onu da yazmış olayım gençler. Tüketici canlılar ise besinini kendisi sentezleyemiyor, doğadan hazır alıyor. Mesela bizler Holozoik beslenenler var. Daha sonraki sınıflarda göreceğiz. Onlar besinlerini katı parçalar halinde alıyorlar. Ya otçul oluyorlar ya etçil oluyorlar ya da hepçil olarak isimlendiriyoruz. Organik atıkları veya ölüleri parçalayanlar var. Ayrıştırıcı dediğimiz canlılar veya bizim parazit dediğimiz canlılar var. Konak canlıdan besin ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Hem ototrof hem heterotroflara örnek olarak da kimden bahsettik? Öglena'dan bahsettik. Tek hücreli bir canlı, kamçısıyla hareket ediyor, fotosentez yapabiliyor, uygun değilse besinli doğadan hazır olarak da alabiliyor. Diğer bir ortak özelliğimiz enerji üretme ve tüketme. Enerjiyle de kastettiğimiz şey de ATP'dir. Canlılarda enerjinin kullanılabilir formuna ATP ismini veriyoruz. Bazı canlılar oksijenli solunum yaparak ATP ihtiyacını karşılıyor. Keza insanlar mesela oksijenli solunum yapan canlılardır. Bitkiler de oksijenli solunum yaparak ATP ihtiyacını karşılarlar. Bazı canlılar ise oksijensiz solunum yapabiliyor. Bazı bakterileri örnek olarak verebiliriz. Bir de fermantasyon tepkimeleri sonucunda ATP sentezi gerçekleşebiliyor ama kim olursa olsun ATP üretme ve tüketme tabii ki ortak olarak gerçekleşecek. Geldim boşaltım olayına. Boşaltıma da baktığımız zaman atıkları her canlının uzaklaştırması lazım. Burada dikkat edeceğin şey ne? Bu canlı tek hücreli bir canlı da olabilir. Eğer tek hücreli bir canlıysa hücreden atıklarını difüzyonla uzaklaştırılması boşaltım yapmasına örnektir. Ama çok hücreli bir canlıysa tabii ki bunun için oluşturulmuş sistemlere ihtiyacımız var. Mesela bizim boşaltım sistemimiz var. Böbreklerimiz, idrar torbamız, işte idrar kanalımızdan oluşan kocaman bir sistemimiz var. Tek hücreli canlılarda hücre zarı yüzeyinden atığı uzaklaştırmak, boşaltım yapmak demekmiş. Çok hücreli canlılarda ise sistemler varmış. Bu sene mesela organelleri gördüğümüz zaman da kontraktil koful diye bir organel karşımıza çıkacak. Tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarımız var. Amip, öglene ve paramesyumdan bahsediyorum aslında. Bunlar tatlı suda yaşadıkları için su hep hücre içine girmek istiyor. Hücre içine su hep girerse şişer, şişer, şişer. Bunlar bir süre sonra bum patlarlar patlamasınlar diye enerji harcanarak fazla suyun dışarıya atılması sağlanıyor. Kim tarafından? Kontrak değil koful tarafından gençler. Boşaltıma birkaç tane daha örnek verelim. Mesela yazılı da hoca sordu. Dedi ki canlılar boşaltım yapar mı? Yaparsa birkaç tane örnek verin diye. Bir soru sordu diyelim. Bitkilerde terleme, damlama dediğimiz olaylar boşaltım yapılmasına örnektir ama yaprak dökümünün de boşaltım olduğunu unutmayın. Sonbaharda yapraklar sararıyor ya aslında yaprakların sararmasındaki sebep atıklar yapraklarda birikmeye başlıyor. Yapraklarda atıklar biriktikçe yapraklarda renk değişimi de meydana geliyor yapraklarını döktüğü zaman aslında atıklarını da canlı uzaklaştırmış oluyor. Canlıyla kimi kastettim? Bitkileri kastettim. İnsanlarda boşaltıma bakacak olursak terlediğimiz zaman dışarıya bir şeyler attık, boşaltım yaptık. İdrar oluşumu Yaptığımda solunum yoluyla karbondioksit dışarıya atmam yine boşaltım yapmama örnek verilebilir. Harekete de bakalım. Hareket de canlıların ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştiği bir durumdur aslında. Canlılarda iki türlü hareket söz konusu olabiliyor. Bazı canlılar aktif hareket, bazı canlılar ise pasif hareket ediyor ama hareket ediyor. Ya hocam bitkiler hareket eder mi? Eder. Mesela ayçiçeği bitkisinin güneşe doğru yönelmesi bir harekettir. Sen ağacı diktin şuradan da nehir akıyor bir süre sonra köklerin nehire doğru büyüdüğünü görürsün. Köklerin suya nehre doğru büyümesi hareket etmesine örnektir. Senin gibi yer değiştirme hareketi yapamıyor ama o da durum değiştirme hareketi yapıyor pasif hareket dediğimiz hareketi gerçekleştiriyor. Ama hayvanlar alemindeki canlılar gayet aktif yer değiştirme hareketini gerçekleştirebilirler. Amip, öglena ve paramesyumdan çok bahsettik. Şu amipin şeklidir. Şuradaki kamçısıyla hareket eden hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip olan öglenamız. Şurası da paramesyum dediğimiz canlımızdır gençler. Öglena'ya baktığımız zaman kamçısını hareket ettirerek yer değiştirmeyi gerçekleştirebiliyor. Amip yalancı ayakları sayesinde tek hücreli bir canlı aktif olarak yer değiştirebiliyor. Kamerada görünüyor mu? Paramesyum'un da şöyle kısa 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 sil adını verdiğimiz yapıları var. Bu sillerine hareket ettirdiği zaman yer değiştirmeyi gerçekleştirebiliyor. Geldim. Hayvanlar alemindeki aktif harekete hayvanlarda aktif hareketi gerçekleştirebilmek için organlar var. Mesela kuşların kanatları, balıkların yüzgeçleri, diğer canlıların ayakları aktif harekete sağlayan organlardır. Her hayvan aktif hareket etmek zorunda değil. Mesela hayvanlar aleminin en gelişmemişi süngerler var. Süngerler denizlerin okyanusların dibinde toprağa bağlı olarak bulunuyorlar. Aktif olarak yer değiştirme hareketi yapmıyorlar. Yani hayvanlar alemindeki her canlı aktif yer değiştirmez diyebiliriz. Bitkilerde de yönelme ve ırganım şeklinde hareket olduğundan bahsetmiştim. Ağaç bitkisinin ışığa dönmesi veya herhangi bir bitkinin ışık gelen tarafa doğru büyümesi tabii ki yönelme anlamına gelecektir. Geldim uyarılara tepki kısmına. Hangi canlıya etkide bulunursan o da mutlaka buna tepki verecek. Bu etki, uyarı dediğimiz şey iç çevremizden de gelebilir, dış çevremizden de gelebilir. Ya hocam neyi kastettin? Mesela Havalar soğudu. Havaların soğumasıyla birlikte biz ne giymeye başladık? Uzun kollu kıyafetler giymeye başladık. Dış çevreden gelen bir uyarana karşı ben ne verdim? Bir tepki gösterdim. Daha kalın kıyafetler giymeye başladım. Senin kan şekerin yükselebilir. Kan şekerinin yükselmesine bağlı olarak pankreaslarından, pankreasından insülün sentezleyebilirsin. Bu da iç çevreden gelen bir uyarana karşı aslında verdiğin tepkidir. İç ve dış ortamdan gelen uyarılara karşı ne yapıyoruz? Tepki veriyoruz. Böylelikle aslında bulunduğumuz ortama da uyum sağlamış oluyoruz. Ben kış günü kalın giyinmesem hayatıma devam edemem. Kan şekerim yükseldiğinde insülin sentezlemesem kan şekerimi düşürüp hayatıma devam edemem. Birazdan homeostasi diye bir kavramdan bahsedeceğiz. Homeostasi kararlı iç denge anlamına gelir. Her şeyi kararlı iç dengemizi korumak için gerçekleştiriyoruz. Tepki vermemde, boşaltım yapmamda, solunum yapmamda kararlı iç dengemi korumak için. Zaten içerideki kararlı iç denge bozulursa hastalık dediğimiz olaylar mecburen meydana gelecek. Mesela birkaç tane örnek verelim. Öglene hem ototrof hem etotroftu üçüncüye söylüyorum. Fotosentez yapmak için ışığa doğru hareket edecek. O zaman ışığa karşı bir tepki verdi aslında. Sıcak bir cisme dokundum Üf dedim elimi çok hızlı bir şekilde çektim sıcağa karşı bir tepki verdim. Sinek kapan böcek kapan bitkisi böcek konduğu anda yapraklarını çok hızlı bir şekilde kapattı. Bu da böceği tutmak için verdiği bir tepkidir aslında diyeyim gençler. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 9. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç Kitapçısı ve tongucmaza.com'da bulabilirsin. Buradan da nereye doğru geçiş yapıyorum? Metabolizmaya geçiş yapıyorum. Aslında bazen böyle futbolcular, mutbolcular gidiyorlar. Metabolizma hızlarını ölçtürüyorlar. Haberlere haberlere çıkıyorlar. Metabolizma kelimesini biraz duyuyoruz. Metabolizma canlının içinde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına verdiğimiz bir isimdir gençler. Ben şimdi hızlı hızlı konuşup konuyu en anlaşılabilir şekilde en kısa sürede bitirmeye çalışıyorum haliyle çok fazla derecede enerji harcıyorum. Enerji harcamak için vücudumda bazı besinleri daha fazla yakıyorum. Yıkım yapıyorum. Ama bu dersi çekmeden önce yemek yemiştim. Şimdi onlardan elde ettiğim küçük maddelerde birleşecek, büyük besinlere dönüşecek. Yani vücudumda şu an hem yıkım tepkimeleri gerçekleşiyor, hem yapım tepkimeleri gerçekleşiyor. Hepsine birden de ne ismini veriyoruz? metabolizma ismini veriyoruz gençler. Metabolizma yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamıdır. Yapım tepkimelerine anabolizma, yıkım tepkimelerine katabolizma ismini veriyoruz. Ben nasıl aklımda tutuyorum? Analar yapıcıdır. Anabolik tepkimeler demek küçük küçük şeylerin bir araya gelip büyük bir şeye dönüşmesi anlamına gelir katabolizma katletmekten aklında kalabilir. Eğer ben büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük parçalara dönüştürüyorsam buna da katabolik tepkime, yıkım tepkimesi ismini vereceğiz gençler. Veya bunu yarım yorumlardan öğrenmiştim. Analar yapıcıdır, yapıcıdır diyeyim. Kaynanalar, kaynanalar yıkıcıdır diye aklımızda da tutabiliriz. Anabolik tepkimeler yapım, katabolik tepkimeler yıkım tepkimeleridir diyeyim. Birkaç tane de örnek verecek olursak anabolizma yapım tepkimesi olduğuna göre küçükten büyük yaptığında anaboliye yapıştır. Amino asitlerden protein sentezi yapıyorsun. Amino asit küçük, protein büyük glikozdan nişasta sentezi yapıyorsun. Sentez kelimesi de ipucu olsun. Küçükten büyük yaptın anlamına gelir. Fotosentez ve kemosentez. inorganik maddeden organik madde sentezledin yine yapım tepkimelerine örnektir. Bitki çok fotosentez yaparsa çok yapım yaptı demektir, büyür demektir. Katabolik tepkimelere ise ne yapacağız gençler? Büyük molekülleri kendini oluşturan daha küçük moleküllere dönüştüreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığımda aslında ne yaptım? Besinleri kendisini oluşturan daha küçük parçalara dönüştürdüm. Solunum tepkimeleri, oksijenli solunum, oksijensiz solunum veya fermantasyon tepkimeleri katabolik yıkım tepkimeleridir. Protein hidrolizi, sindirimi, nişasta hidrolizi, sindirimi dediğimiz zaman onlar da katabolik tepkimelere örnek olacak. Bir tane örnek üstünden de ilerleyelim. Küçük küçük molekülleri bir araya getirip büyük bir moleküle dönüştürdüysem dehidrasyon tepkimesidir diyeceğiz. Dehidrasyon tepkimeleri de anabolizmaya, anabolik tepkimelere örnektir. Sen küçük moleküllerden büyük bir molekül yapıyorsan su açığa çıkar gençler. Hidroliz tepkimeleri ise tam tersine bir sonraki konularda çok işimize yarayacak bunlar. Büyük yapılı molekülleri küçük yapılı moleküllere dönüştürmektir. Yani katabolizmaya örnektir, yıkım tepkimelerine örnektir diyelim. Dehidrasyon anabolik, hidroliz katabolik bir tepkimedir. Anabolik tepkimelerde enerji harcanır gençler. Şey gibi düşün, vazo örneği çok doğru bir örnek değil ama belki aklında kalmasını sağlar. Benim bir tane vazom var. Vazom düştü kırıldı. Büyük bir parça küçük küçük parçalara dönüştü. Bunu rüzgar da yapabilir. Yani enerji harcanmadan büyük bir molekül küçük bir moleküle dönüşebilir. Ama kırılan vazonun o küçük parçalarını bir araya getirip büyük bir şeye dönüştürmek istiyorum. Bunun için enerji harcamam gerekir. Örnek çok güzel ve doğru olmamakla birlikte aklınızda kalmasını sağlar. Anabolik tepkimelerde enerji harcanır. Katabolik tepkimelerde enerji harcanmaz diyeyim. Hatta şuradan da bir şey söyleyeyim. Bazen şu tarz sorular yazıyoruz. Diyoruz ki bir numaralı canlı da. Anabolik tepkimeler katabolik tepkimelerden fazladır. 2 numaralı canlıda anabolik tepkimeler yaklaşık olarak katabolik tepkimelere eşittir. 3. canlıda tam tersine anabolik tepkimeler az katabolik tepkimeler daha fazladır. Bunları da yaş grubuna göre dizin diyorum. Gençten yaşlıya, yaşlıdan gence göre dizin diyorum. Şimdi bir canlı da anabolik tepkimeler, katabolik tepkimelerden yani yapım tepkimeleri, yıkım tepkimelerinden fazla gerçekleşiyorsa o canlı büyüyordur. Mesela buna bebiş veya çocuk diyebilirim bu genç bir birey büyüme döneminde. Şunu kendi içerisinde ergin bir birey olarak isimlendirebilirim. Artık anabolik ve katabolik tepkimeler eşit, büyüme söz konusu olmuyor. Ama katabolizma daha fazla gerçekleşiyorsa yaşlı bir birey olduğunu söyleyebilirim. Yaşlarına göre büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayın derse bu mantığı unutmayın. Gençler, buradan da hemen homeostazi kavramıma geçiyorum. Aslında tanımımı yaptım. Homeostazi ne demekti? Kararlı iç denge anlamına geliyordu. Her şey de tabii ki kararlı iç dengemi korumak için gerçekleştiriliyor. Vücut sıcaklığının sabit tutulması, atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, beslenme, solunum yapma gibi faaliyetlerin hepsi iç dengeyi korumak içindir. Hastalandığımızda ya da bu faaliyetleri düzgün yerine getiremediğimizde iç dengemiz bozulur diyeyim. Uyum adaptasyon dediğimiz zaman bir canlının yaşadığı ortamda yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklerin tamamına birden adaptasyon uyum ismini veriyoruz. Kalıtsal özelliklere baktığımız zaman, adaptasyona baktığımız zaman da nesilden nesile aktarılır. Mesela kaktüsler kurak ortama uyum sağlayan bitkiler olduğu için gövdelerinde su depolama özelliğine sahipler. Ben kaktüsü alayım, eve getireyim. Ya ben sana her gün su vereceğim. Senin artık susuzlukla ilgili hiçbir problemin olmayacak desem ve her gün su versem kaktüs su depolama özelliğini kaybeder mi? Hayır veya kutup ayılarının beyaz kürk rengine sahip olması bir adaptasyondur. Ben kutup ayısını getirsem, hayvanat bahçesine, ekvatoral bölgeye yerleştirsem, hayvanat bahçelerine karşıyız, onu da tırnak içinde söylemiş olayım. Ekvator bölgesinde bir ormana getirsem, orada artık sen burada yaşa desem, onun yavrusu kahverengi kürklü mü doğar, Hayır. Beyaz kürk rengine sahip olmak bir adaptasyon olduğu için yavru nesillere de aktarılır. Gençler, birkaç tane örnek üstünden gidelim. Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması Karasal hayata uyum sağlamış canlıların solunum organlarının vücut içine çekilmesi, gaz değişiminin yapılabilmesi için solunum organının nemli olması lazım. Bizim solunum organımız neremiz? Akciğerlerimiz vücut içinde bulunuyor gençler. Kurak ortamda yaşayan bitkilerin yaprak ayası ne olacak? Dar olacak, küçük olacak ki su kaybetmek istemeyecek. Nemli ortam bitkilerinde ise yaprak ayaları geniş olacak. Su kaybetmeyle ilgili bir sıkıntısı olmadığı için geldim varyasyona. Varyasyon tür içi çeşitlilik anlamına geliyor. Mesela insan bir türdür gençler. Sen mavi gözlüsün, ben kahverengi gözlüyüm. Sen kıvırcık saçlısın, ben düz saçlıyım. İşte sen beyaz tenlisin, ben esmer tenliyim. Bu aynı türün içerisindeki çeşitlilik anlamına gelir. Tüm canlılar da varyasyon görülür. Varyasyonun temelde tabii ki neye dayanacak? Eşeyli üremeye ve döllenmeye dayanacak. Böylelikle türün değişen ortam şartlarına uyum yeteneği de artmış olacak. Herkes burada yani şekildeki hepsi insan aynı tür canlı ama baktığın zaman birbirinden çok farklı kalıtsal özelliklere yani varyasyonlara sahibiz gençler. Organizasyondan da bahsedelim. Organizasyon aslında uyum demek. Ne yapıyoruz? Bir düğün organizasyonuna katılıyoruz, bir kına organizasyonuna katılıyoruz. Düğün organizasyonuna gittik mi diyoruz ki işte damatla gelin çıkacak, önce pasta kesecekler, sonra halay çekeceğiz, sonra parayı takacağız, sonra biz pastamızı yiyeceğiz, sonra bir daha halay çekeriz, sonra dağılacağız. Neden bahsediyorum? Her şeyin belli bir sıra, belli bir düzen, belli bir uyum içerisinde gerçekleşmesine organizasyon denir. Canlılarda da tabii ki organizasyon düzeyleri görülecek gençler. Canlının en küçük yapı birimine ne dedim? Hücre dedim. Canlıların bazıları tek hücreli, bazıları çok hücrelidir dedim. O zaman tek hücreli canlıları da düşündüğüm zaman Atomlar bir araya geldi, molekülleri oluşturdu. Moleküller bir araya gelince organeller oldu. Organeller de bir arada hücreyi meydana getirmiş oldu. Hücre canlının en küçük yapı birimi. Tek hücreli, çok hücreli, herkes de şuradaki organizasyon düzeyi var. Çok hücreli canlılarda hücreler bir araya gelecek, dokuları meydana getirecek. Dokular organları, organlar sistemleri, sistemler organizmayı. Mesela kan hücreleri kan dokuyu, kan doku ne bileyim damarları, kalbi, damarlar ve kalpler dolaşım sistemini, dolaşım sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi gibi sistemler bir araya geldiği zaman da beni yani organizmayı meydana getirmiş olacak. Tek hücreli canlılarımıza baktığımız zaman Bakteriler, arkeler, amip, öglene, paramesyum, bazı mantarlar tek hücreli canlılara örnektir. Çok hücreli canlılara ise alkleri, bazı mantarları, bitkileri ve hayvanları verebiliriz. Şimdi ben size bir tane tablo yapayım. Hem yazılıda işinize yarayacak hem de bu seneki diğer konularda çok fazla derecede işinize yarayacak gençler. Şimdi hücresel yapı bakımından hücresel Yapı bakımından canlıları kendi içerisinden kaça ayırdım. Dedim ki en başta bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var. Prokaryot, ökaryot, DNA, RNA, ribozom, hücre zarı, sitoplazma ortak olarak bulunur. Ökaryotlarda DNA'nın etrafında bir zar var. Yani ökaryotlar çekirdekli. Endoplazmik retikulum, golgi, mitokondri, koful gibi zarlı organeller ökaryotlarda bulunur. Prokaryotlarda hiçbiri bulunmaz dedik. Sonraki konularda canlılara alemlere ayıracağız prokaryot hücre yapısına sahip iki tane alemden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki bakteriler alemi ve arkeler alemi dediğimiz iki tane alem var. Bu alemdeki canlılar prokaryottur. Protista alemi, protista alemi sonra bitkiler aleminden bahsedeceğiz mantarlar alemi dediğimiz bir alem var diyeceğiz. Bir de hayvanlar alemi dediğimiz alem vardır diyeceğiz. Bunlar da ökaryot hücre yapısına sahip olacak. Burada bulunan canlıları hücre sayısı bakımından da gruplandırabileceğiz. Mesela bakteriler alemindeki canlıların tamamı tek hücreli olacak. Arkeler alemindeki canlıların tamamı da tek hücreli olacak. Genelle prokaryotların tamamı tek hücrelidir diyebilirim. Ökaryotlara geldiğimiz zaman protist aleminde amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli canlılar veya bazı alg türleri olacak, çok hücreli diyeceğiz. He, durdum. Demek ki tek hücrelilerin tamamı prokaryottur diyemiyorum. Tek hücreli ökaryotlar da var. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücreli olacak mantarlar aleminde tek hücreli maya mantarı gibi mantarlar da var. Aynı zamanda şapkalı mantar gibi çok hücreli mantar türleri de var. Hayvanlar alemindeki canlıların tamamı da çok hücreli olacak gençler. Bu tablo ekran görüntüsü al inanılmaz derecede sonraki konularda da işine yarayacak. Hem hücresel yapı bakımından hem sayı bakımından alemleri de gruplandırmış olduk. Buradan da örnekleri tekrar etmiş olalım. Üremeden de biraz bahsedeyim. Üremenin şöyle bir durumu var. Canlının hayatına devam edebilmesi için üremek şart değil. Boşaltım yapmazsam ölürüm. Homeostaziyi korumazsam ölürüm. Metabolizmamı doğru işletemezsem ölürüm. Enerji üretmezsem ölürüm ama üremezsem ölmem. Çocuğum olmasa da hayatıma devam edebilirim. Üreme neslin, türün devamı için gereklidir gençler. Canlılarda görülen üremeyi de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bir eşeyli üreme, bir de eşeysiz üreme dediğimiz üreme çeşitlerinden bahsedeceğiz. Eşeyli üremeden bahsedelim. Eşeyli üremede dişi ve erkek olmak üzere tabii ki iki tane ana birey, ata birey bulunacak. Bunlar yumurta ve sperm yani üreme hücrelerini meydana getirecek. Üreme hücrelerinin döllenmesi sonucunda da genetik çeşitlilik olan birey sayısının artışı yani eşeyli üreme gözlenmiş olacak. Eşeysiz üremede ise üreme hücresi oluşumu yok ana bir tane hücre var. Bu ana hücreden genetik yapısı birebir aynı yeni bir birey meydana geliyor. Mesela annen gitti komşuya komşudaki çiçeği çok beğendi. Ay dedi senin çiçeğin ne güzelmiş. Çiçekten bir tane yaprak koparttı getirdi. Evet suya koydu. Baktın suya konulduktan sonra yapraktan kökler çıkmaya başladı. Annen götürdü onu toprağa koydu. Yeni bir bitki gelişti komşunun evindeki bitkinin genetik yapısıyla sizin evdeki bitkinin genetik yapısı birebir aynı. Çünkü eşeğsiz üreme sonucunda oluştu. Tek hücreli bazı canlılarda, bazı bitkilerde, bazı omurgasız hayvanlarda eşeğsiz üreme görülecek gençler. Büyüme ve gelişmeden de bahsedelim. Tüm canlılar tabii ki doğar, büyür, gelişir, yaşlanır ve ölür. Şöyle bir baktığımız zaman büyümek başka bir şey, gelişmek başka bir şey. Hemen kavram olarak söylüyorum. Bebişin bacağı var, yeni doğdu. Bebişin bacağının boyu uzadıysa bacağı büyüdü demektir. Bebişin bacağı artık üstüne basılıp yürülebilecek hale geldiyse gelişti demektir. Yani büyüme hacimce, kütlece veya çok hücreli canlılarda sayıcı artıştır. Gelişme ise fonksiyonel olgunlaşmadır. Kuşun kanadının uzunluğu arttıysa büyüdü. Kanadı uçabilecek fonksiyona vardıysa gelişmiş demektir gençler. Tek hücreli bir canlıya baktığım zaman adam zaten bir hücreden meydana geliyor. Büyümeyi nasıl gerçekleştirecek? Hacmini ve kütlesini arttırarak. Tek hücreli canlıda sayı artışı üremeyi sağlar. O zaman Tek hücreli canlılar hacim ve kütleyi arttırdığı zaman büyümüş olur. Çok hücreli canlılarda hacim artsın, kütle artsın ama aynı zamanda hücre sayısı da artsın. Gelişme canının sahip olduğu yapı ve organların zamanla fonksiyonel olarak olgunlaşmasıdır. Bebeğin bacağına verdiğimiz örnek buraya tık diye oturuyor gençler. Yürümek, konuşmak da yine gelişmeye örnektir. Bitkilerde büyüme sınırsızdır. Bitki tüm ömrü boyunca bazı bölünebilen hücreleri sayesinde boyunu uzatabilir. Ama hayvanlar alemindeki canlılarda büyüme sınırlı. Belli bir yaşa kadar boyumuz uzuyor. Daha sonrasında boy uzaması söz konusu olmuyor diyeyim. Bunun haricinde biz canlılarda görülen tüm ortak özellikleri milli eğitimin verdiğini verdik gençler. Bunları kendi içinde de kendimiz çoğaltıp çıkartabiliriz. Tüm canlılarda prokaryot, ökaryot herkesde ribozom organeli var mı? Var. O zaman ribozomun yaptığı iş yani protein sentezi tüm canlılarda ortak. Enzimleri öğreneceğiz 9. sınıfta bu sene. Enzim kullanımı da yine tüm canlılarda ortaktır. Herkesin DNA'sı, RNA'sı, ribozomu olduğunu söyledik. İnorganik maddeleri herkes doğadan hazır olarak alacak. Aktif taşıma, pasif taşıma tüm canlılarda ortak. Kime X ışınını versem <laughs> ne yapabilir? Mutasyona uğrayabilir. Yani mutasyona uğrayabilmek de tüm canlılarda ortaktır diyeyim. Şimdi hemen birkaç tane sorumuza da bakıp dersimizi bitirelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru veya yanlış olanları işaretleyiniz diyor. Ökaryot olan tüm canlılar çok hücrelidir. Hadi oradan tabii ki yanlışı işaretledim. Amip, öglene, paramesyum gibi tek hücreli ökaryotlar da var. Canlılar ancak hücre sayısını arttırarak büyüyebilirler. Hadi oradan tek hücreli canlılar hücredeki stoplazma miktarını arttırdığı zaman da büyümüş olur. Canlılar hücre veya hücrelerden tabii ki meydana gelecek. Bazı canlılarımız tek hücreli, bazı canlılarımız çok hücreli olacak. Tüm canlılar tabii ki hareket eder. Herkes aktif olarak yer değiştirmek zorunda değil. Canlılar yaşamlarını ve nesillerini devam ettirmek amacıyla eşeyli veya eşeysiz şekilde üreyerek tabii ki birey sayılarını arttırmış olacaklar. Diğer bir soruma da bakıyorum. Canlılarda gerçekleşen olaylarından hangileri anabolizmaya örnektir diyor. Anabolizma ne demek? Küçük moleküllerden büyük molekül yapmak anlamına geliyordu. Dehidrasyon tepkimeleri küçükten büyük yapmak olduğuna göre tabii ki anabolizmaya örnektir. Fotosentez de bir yapım tepkimesidir gençler. Hidroliz ise dehidrasyonun tam tersi katabolik bir tepkimedir. Büyük molekülleri küçük moleküllere dönüştürüyorsun. Solunum tepkimeleri de yine katabolik tepkimelere örnektir. Anabolizmaya örnek olanlara kimi verebildik? 1 ve 2'yi verdik. Cevabımız da A'ya düşmüş oldu. Geldim son soruma. Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşebilir? Herkesin ribozomu var. Protein sentezi herkeste ortak. DNA herkeste var. DNA sentezi ortak. Herkes bulunduğu ortama adapte olabilir. Glikoliz dediğimiz zaman aslında solunum tepkimelerinin en başında oksijenli oksijensiz solunum ve fermentasyon tepkimelerinin en başında görülen bir tepkime dizisidir. Bu da tüm canlılarda ortaktır. Mutasyona da herkes uğrayabilir gençler. Yani yukarıda yazılanların hepsi canlıların ortak özellikleri içerisinde kabul edilebilir diyeyim. Buradan da hemen ödüllü soruma geçiş yapıyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.